Gençler merhaba. 58 günde temel matematik kampında artık son haftaya girdik ve bugün 51. gün. 51. günü bitiriyoruz ve yarın sadece son ünitemiz kalıyor. Peki 51. güne biliyorsunuz her kampın ortasında neler öğrendik vardı. Peki bu neler öğrendik? De kaç tane ünite geçtik? Toplamda 3 tane. Mutlak değer, üslü sayılar ve köklü sayılar ki biliyorsunuz 29 günde temel matematik kampımızı iki kat artırdık ve bütün konu anlatımlarını, bütün soru çözümlerini, sende şimdi soruları ve her ünitenin arkasında bulunan testleri çözdük ve mutlak değer, üslü sayı ve köklü sayıyla dün kapattık. Peki bu mutlak değer, üslü ve köklü aslında tt için önemli mi? Kim? Sizler biliyorsunuz biz şu anda matematiğin temelini öğreniyoruz. Hocam tt ne zaman geçeceğiz? Arkında bile değilsiniz aslında ama sizler tt zaten geçtiniz ve tt'de her yıl Bakın her yıl gelmediği yıl olmayan 3 tane konu vardı. Neydi? Diyeceksiniz ki problemler. Problemler e, hemen her yıl 10, 15, 16, 17, 18 soru geliyor. Ama konu bazında baktığınız zaman mutlak, üstlü ve köklü. Sevgili arkadaşlar bu konuyla alakalı her yıl en az bakın hiç gelmediği yıl 3-4 soru geliyor. 6 soru, 7 soru geldiği yıllarda oldu. Ve isterseniz neler öğrendik bir bakalım. İlk konumuz 7. ünite mutlak değer ve hemen ekrana geçiyorum arkadaşlar. Yedinci ünitemiz mutlak değer. Şöyle sayfamı da bir büyütelim. Daha yakından görülsün. Şöyle iki tane de büyük aldık mı? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar mutlak değer konusuna geçerken. ilk önce biliyorsunuz bizler mutlak değerin tanımını yaptık. Ve size demiştim ki o videoyu hatırlayacak olan varsa. Tanımını öğren zaten kalanın hepsini öğrenmiş olursun. O yüzden bizim için tanım gerçekten çok çok önemli. Onu biraz daha küçülteyim isterseniz direkt şöyle evet daha güzel oldu. Mutlak değerin tanımıyla ile ilgili bilgiyi vermiştik ve tanımı bize soru getirecek arkadaşlar. Ve şunu unutmayın bir soruda başlangıç noktasını uzaklıktan bahsediyorsa mutlak değer sorusu olduğunu hatırlayın. Ki her zaman sorularda o mutlak değer çift çizgiyi göremeyebilirsiniz. O yüzden soruda bazen ÖSYM bunu yapmış. İşte şu sayının A sayısının başlangıç noktasının uzaklığı ya da A'nın çok e uzaklığı. O zaman hemen mutlak değer içerisinde yazmayı bilmeniz gerekiyor. Konu anlatımlarında bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Ve hemen mutlak değerin tanımını verirken önüne... ...bir ifadeyi kullanmıştık. Biz bunu temel kavramlarda görmüştük ama... ...burada tekrar bilin demiştim. İşaret ve değer konusundan bahsetmiştik. Hem temel kavramların içerisinde ki orada da şundan bahsetmiştim. Bakın bu konuyu burada veriyorum ama... ...ileride mutlak değerin içinde bunu bir daha göreceğiz. Çünkü çok çok önemli. Soru kaçırmamamız gereken bir konu. Basit bir konu arkadaşlar. Ve mutlak değerin tanımını verdikten sonra... ...hemen sende şimdi soruları geliyor. Tanımıyla alakalı sorular... Toplamda sevgili arkadaşlar bakın 14 tane soru var. Yani bir test. Ve bunu bitirdikten sonra mutlak değerin özellikleri ki mutlak değerin tanımını verirken özelliklerden de biraz biraz bahsetmiştik. Özelliklerine çalışacaksınız. Bakın ezberlemeyin. Kuralını bilin yeterli olur. Ve özellikleri tamamıyla bakın dördüncü özelliğimiz ki dördüncü özelliğimizin çok önemli bir özellik olduğundan bahsetmiştik. Özellikle arkadaşlar şu kavram yani bize sorularda AYT'de de çok kullanılır. Şu ifade verilince bunun aslında bir negatif sayı. Bu ifade verilince de bunun bir pozitif ve negatif basit kesir olduğundan bahsetmiştik. Ve arkasından yine sende şimdi soruları geliyor. Toplamda özellikleriyle ilgili 8 tane soru sorduk arkadaşlar. Ve mutlak değerli denklemler. Hemen hemen her konuda denklemlerin olduğundan bahsetmiştik. İşte tanımayı da kullandığımız ifadeyi burada kullanacaksınız. Nasıl biz mutlak değer bir aynısını bir eksilisini alıyorsak denklemde de bir aynısını bir karşı tarafının eksilisini alıp o şekilde bırakıyoruz demiştik. Ve şu nota lütfen dikkatli bir şekilde bakın. Çünkü bu not bize soruları çözdürecek. Ve arkasından sevgili arkadaşlar hemen hemen bakalım. Yine ayrı şekilde notlarımızı almışız. Bakın çok çok önemli notlar bunlar. Ve notları bitirdikten sonra sende şimdi soruları toplamda sevgili arkadaşlar 7 tane mükemmel soru var bu soruları çözüyorsunuz. Ve arkasından mutlak değerli eşitsizlik artık her konuda tanımını ver, denklemini ver arkasından eşitsizliği koy. Ve eşitsizliği sadece mutlak değerli eşitsizlik olarak değil eşitsizlikler konusundan zaten hatırlıyorsunuz. Aynısını mutlak değeri uygulanıyoruz ve denklemlerde kullandığımız kuralların hemen hemen aynısı arkadaşlar. Ve e, durumlardan bahsetmişiz bir ikinci durum ve arkasından arkadaşlar hemen sende şimdi soruları ve burada da sevgili gençler toplamda hemen şöyle bakalım 6 tane sorumuz var ve arkasından mutlak değerli testler gelecek ve toplamda sevgili arkadaşlar biliyorsunuz 3 tane testimiz var bunların hepsini yayınladık videolarını izleyebilirsiniz. Bakın sadece e, şöyle hemen verelim bazen öğrencilerimiz soruyor kitap alan öğrencilerimiz. Hocam diyor testin cevapları burada ama biz bu testlerin çözümlerine nereden ulaşacağız? Çok basit. Kare kodu telefonu okutuyorsun. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen arkamda çıkıyor. Veya veya hiç kare kodu okutmadan ne yapıyorsunuz? YouTube kanalımıza açıkça TV'de giriyorsunuz. Burada kamplarımızın içerisinde bu testleri de bulabilirsiniz. Ve geldik sevgili arkadaşlar. Üçüncü testi de bitirdikten sonra. Yine önemli olan bir konu nedir? Hemen şöyle son konumuza gelelim. Evet mutlaka bitti. Üssü sayılar. Şimdi sevgili arkadaşlar üssü sayıların gelmediği yıl yok. Üssü sayılar yine aynı şekilde bakın tanımını vermişiz. üssü sayıların tanımlarından bahsetmişiz. Ve özellikle arkadaşlar tanıma kısa ama üssü sayıların özellikleri size soru çözdürecek. Birinci özellik, ikinci özellik. Hemen de şöyle bakalım negatif üst. Üçüncü özelliğimiz üssü sayılarda tek e, çift kuvvet. Bunu muhakkak paranız içerisinde alın arkadaşlar. Önemli bir özellik. Ve üstün üssü kuralı. E, ÖSYM'nin sorduğu sorularda videonun içerisinde bahsettik. Bak böyle soru sorup gel geldi. E, bu soruda şunlara dikkat edeceksin şeklinde ifadeleri kullandık. Hatta şimdi de hatırlatalım. E, bir sayının üstünde çarpma varsa üstün üstü kuralından geldiğini unutmayın demiştik. Dün gibi hatırlıyorum. Ve arkasından sevgili arkadaşlar hemen sende şimdi soruları Sorularımıza baktığımız zaman toplamda 9 tane sorumuz var ve bu soruları da bitirdikten sonra üslü sayılarda 4 işlem yani 2 bölümde anlattık. 4 işlem dediğimiz toplama, çıkarma, çarpma, bölme ki zaten en çok sorunun geldi çarpma ve bölme kısmında. Yani bölme kısmı olan ikinci e, videoda e, hemen yine sende şimdi soruları buraları hızlı hızlı geçiyorum. Ve bölme işlemi, özellikle arkadaşlar çarpma ve bölmenin beraber kullanıldığı soruları çözeceğiz. Ve ÖSYM'nin yine vazgeçemediği bir soru tarzı bunlar. Ki biliyorsunuz, bakın mesela 2 üzeri 30 sayısının yarısı kaçtır? Bu soru çıkmış bir soru tarzıdır arkadaşlar. Bazen böyle basit sorular gelebiliyor. Ki her zaman diyorum, hani biz matematiğin temelini öğreniyoruz ama artık o temelden çıktı. Yani buraya kadar gelen bir öğrenci zaten, hani TT'ye başladığı zaman, e, kesinlikle 10-15 net önde başlıyor arkadaşlar. O yüzden bu kuralları muhakkak bilmemiz gerekiyor. Ve e, sorularımızı verdik 12 tane sende şimdi sorulara ve aynı şekilde bakın bu takdirde kullandığımız gibi tanımı verdim. Arkasından denklemi verdik. E tabi ki de duyuyorum. Hocam denklemden sonra eşitlik mi gelecek? Aynen o şekilde arkadaşlar. Üstü sayılarda denklemi verdikten sonra hemen bakın geçiyorum. Sende şimdi soruları toplam 10 e, bir tane sorumuz var burada. Ve arkasından eşitsizlik ve sıralama ki ÖSYM'nin en çok sevdiği konular buradan geliyor sorular. Özellikle arkadaşlar yeni nesil sorular gelmeye başlayınca üstü sayılarla biz artık dört işlem sormayalım. Nereden soralım? Sıralamadan soralım. O yüzden bu konuya da muhakkak değinmemiz gerekiyordu. Her ne kadar temel matematik olsa da yeni nesil sorularda da karşımıza çıkar. Ve sevgili arkadaşlar sıralamayı da bitirdikten sonra sen de şimdi sorularıyla hemen bakın konumuzu tamamlıyoruz. 12 tane sorumuz var ve tabii ki de standart olan ünite solundaki testler. Toplamda yine 3 tane test var. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Testlerin sadece çözümleri değil, çözüm videoları da bulunuyor arkadaşlar. Hem ama ilk önce sizin çözmenizi istiyoruz. Sonra cevapları kontrol edilir. Sonra çözemediğiniz soruların videolarını izleyebilirsiniz. Ve sevgili gençler, son konumuz yani bu bölümde son konumuz da köklü sayılar. Ki Köklü sayılarda şunu unutmayın arkadaşlar. Her zaman şunu söylüyorum. Hocam diyor, ben üstü sayıları anladım ama kökleri bir türlü yapamıyorum. Öğrencinin %80'i böyle. Ya diyorum ki bakın. Üstü ile köklünün kuralları aynı. Tek farkı şu. Bir sayının üstü sayı üzerinde tam sayı var. Yani 2 üzeri 3, 2 üzeri eksi 5. Köklü sayıda ise üzerinde e, tam olmayan rasyonel sayı. 2 üzeri 1 bölü 2. İşte 3 üzeri 3 bölü 5. Bu tarzda ifadeler. Yani böyle düşünürseniz kök sayıları da çok rahatlıkla Çözersiniz. Kökselerde birinci bölümde arkadaşlar kökten bahsetmişiz. Yani tanımından bahsettik kısaca. Kökselerin tanım kümesi nedir? Bazen sorularda karşımıza delik tanım kümesiyle ilgili çıkıyor. Ve arkasından hemen şöyle ilerledikten sonra tanım kümesini ve sende isimli soruları toplandı sevgili arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman 15 tane sorumuz var. Ve köklüseler'de ikinci bölüm. Yani biz ikinci bölüm yine tanımdan devam edebiliriz diyebiliriz. İşte kökten kurtarma nasıl olur? İşte kökten kurtarken kökün çift mi tek mi? Bunlara dikkat edeceğiz. Ee, ve yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar genişletme ve sadeleştirme çok önemli bir konu ve basit bir konu. Kök sayılarda bazen soruyu çözüyorsunuz bir bakıyorsunuz ki cevap yok. Çünkü sadeleştirilmiş ya da genişletilmişi verilebilir bize. Bunlara dikkat edeceğiz. Kök içine alma kuralı, kök dışına çıkarma kuralı olduğu gibi kök içine de nasıl alacağız? Ve arkasından tabii ki de senle sevgili sorulara. Toplamda sevgili arkadaşlar 7 tane sende isimli soruları var. Onları bitirdikten sonra köklü sayılarda işlemler yani toplama çıkarma çarpma bölme kurallarını verdik. Ve ÖSYM'nin en çok kullandığı çarpma bölme. Özellikle arkadaşlar bu tarz sorular ondalıklı ve köklü sayılarla ilgili karşımıza çok fazla soru geliyor. Bunlara dikkat edelim. Ve sende isimli soruları toplamda sevgili arkadaşlar. Kök sayılarda ilk konusu önemli olduğu için 12 tane sende isimli soruları koymuşuz. Ve dikkat edersin bu tarz sorular genellikle denemelerde ÖSYM'nin sorduğu sorulardan karşımıza geliyor. Ve biz bunları hani çözerken e, temelden değil bak karşı TNT'de de karşımıza geliyor. İşte bunlar bizim için önemli. Ve hemen arkasından arkadaşlar kökselerde sıralama. Hani demiştim ya üstü sayılarda sıralama soruları artık yeni nesile geçince TNT. Aynı şekilde kökselerde sıralama tarzı sorularda çok çok önemli. Ve e, paydayı kökten kurtarma. Ee, bu da bizim için önemli ve arkasından da iç içe kökleri verdikten sonra sen de şimdi soruları toplamda bakın kaç tane 11 tane güzel sorumuz var ve son olarak da denklemler arkadaşlar köklü denklemler e, hem TT'nin hem de AYT'nin konusu diyebiliriz ve köklü denklemler adı üstünde kök var bilinmeyen var eşitlik var o zaman köklü denklemdir kuralını verdik yani şuradaki şu ifadeyi okuduktan sonra çok rahat bir şekilde anlarsınız ve ilk çözüme bakın Zaten bundan sonrakilerin hepsi aynı şekilde olacak. Ve sen de şimdi soruları toplamda arkadaşlar 8 tane sorumuz var. Ve bunu da bitirdikten sonra ki özellikle sevgili arkadaşlar son sorulara ÖSYM tarz soruları koymaya çalışıyorum. Buna dikkat edin. Ve bunu bitirdikten sonra 3 tane mükemmel testimiz gelecek. Ve bu testin de aynı şekilde çözümleri ne zaman olacak? İşte bu videodan sonra olacak. Yani böylelikle arkadaşlar 51. günü bitiriyoruz. 52. gün e toplamda kaç gün kalıyor biliyor musunuz? 58 günde temel matematik ya. 6 tane günümüz kalıyor. Yani bir tane ülkemiz var çarpanlar ayırma. Evet arkadaşlar, bir sonraki neler öğrendik, neler yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz bölümü diyebiliriz buna. Görüşmek üzere, hoşçakalın.